Ve video haber kategorisinin birincisi yer altında temizlik çalışması ile Düzce Üniversitesi Dilara Salma. Onların günü Rögar kapağının açılmasıyla başlıyor. Tıkanık bir şey varsa çekip alacağız. Kanalizasyon işçileri karanlık, atık, kötü koku demeden şehrin temizliğini sağlamak için canını dişine takıyor. Daraldıysan yukarı gel biraz. Herkes bu işi yapamaz bence. Bu iş gerçekten görüldüğü kadar kolay değil. 3,5-4 metrenin altına iniyoruz. Üzerimizde bir dünya bir yük var. İçeride çok yoğun koku var. Aşağıda vermiş olduğumuz çabalama var. Onları diğer belediye işçilerinden ayıran en büyük özellikse kazma küreyi dar kuyularda ve zorlu şartlarda kullanmaları. Bir tünelin içindeyiz sonuçta. Orada bir çaba gösteriyoruz. O parçayı oradan almak zorundayız. Öyle bir alanda çalışıyoruz ki iki kişinin sığmadığı bir alanda çalışıyoruz. O yuvarlak bacanın etrafı. Yani içine giremeyiz, öbür tarafına gidemeyiz. Karanlık ve dar alanda çalışmak bir yana, atık giderlerinin doğru kullanılmaması onların işini daha da zorlaştırıyor. Kanalizasyonu da kanalizasyon olarak kullanmak bence bu açıdan daha güzel olur. Yani aklet bile çıkardığımız oldu bu şeylerin içinden. En çok merak ettikleri ise insanların mesleklerini öğrendikten sonraki düşünceleri. Ne işle uğraşıyorsunuz dedikleri zaman, hani biz böyle kafamızda acaba bu kanalizasyonla ilgili düşündüklerini merak ediyoruz. İnsanlarla tanıştığım zaman elimi sıktığında mesleğimi soruyor. Ben bu insanın benim hakkımda ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Gün sonunda evlerine helal para götürdüklerini söyleyen kanalizasyon işçileri işlerini sevdiklerini ve gurur duyduklarını dile getiriyor. Ekmeğimin peşindeyim ve mutluyum, bu yüzden de mutluyum. Keyif vermiyor mu, yapmak zorundayız yani. Biz sonuçta buradan ailemize para getiriyoruz. Helalinden getiriyoruz hem de. Buna da inanıyoruz. Allah dile dile.